Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün ilk bölümde Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi bizimle olacak. Sonrasında Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın ve Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Öğütçü olacak. İlk bölümde konuklarımız bir yandan e-ticaret tarafını, öte yandan enerji sektörünü ve yine en son OPEC kararını konuşacağız. Programın ikinci bölümünde de yabancı kurumlardan Türkiye'ye dair enflasyon ve faize dair çok fazla rapor var. Tüm bu detayları, dövizde, enflasyonda ve faizdeki beklentiler nasıl şekilleniyor? Bunu Cumhur Örnek'le ve Deniz Yatırım bağlantılarıyla da ele alacağız programın ikinci bölümünde. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk konuğumuza gidelim. Emre Ekmekçi bizimledik. Emre Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Emre Bey, şimdi öncelikle isterseniz bu Temmuz itibariyle açılmalar ve AVM'lerin doluluk oranının artması. Ben bunu sorarak başlayayım. Çünkü e-ticaret tarafındaki hacimlerin düşmesini bekliyor musunuz? Yoksa pandemiyle kazanılan bu alışkanlıklar kolay kolay fiziki teslimat ya da işte AVM'lerden alışverişe dönmez mi? Nasıl şekilleniyor beklentiniz? Beklenti şöyle... Büyüme hızının yavaşlamasını bekliyoruz. Yani biz bu pandemi döneminde neredeyse belirli aylarda yıldan yıla %100 büyümeyi bile gördük. E-ticaret Türkiye'de zaten pandemi öncesinde de %35 büyüyordu. Biz bu büyümenin azalmasını beklemiyoruz. Yani pandemi önceki dönemdeki rakamlarla tekrar büyümeye devam edeceğiz. Yani pandemi bize bir basamak büyümesi getirdi diyelim. O büyüme çizgisinin aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Tabii ki yani pandemideki o çılgın büyüme rakamları, kat kat büyüme rakamları devam etmeyecek bu normalleşme süreciyle beraber. Biz %35 bandında, %40 bandında yıllık büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bir, tüketici tabii ki alıştı. Daha fazla tüketici alıştı. Değişik yaş grubundan tüketici de alıştı. Ama pandemiyle beraber çok ciddi arz tarafında yani markalar olsun, lojistik tarafı olsun çok ciddi yatırımlar yapıldı. E-ticaret zaten kolaydı, daha da kolaylaştı. Dolayısıyla biz bu büyümede bir yavaşlama şu anda beklemiyoruz. Peki hemen devam edelim. Buradan BDDK'nın taksit sınırlandırmasının kararı, tabii bu BDDK'daki taksit sınırlama kararından sonra özellikle perakende sektöründe de hacimler düşer mi diye konuşuyorduk. Nasıl değerlendiriyorsunuz onu? Özellikle tabii spesifik olarak işte elektronik eşyalar var, televizyon, mobilya gibi elektrikli eşyalar var. Bazı ürün gruplarını zannediyorum daha çok etkileyecek. Evet, yani özellikle büyük daha yatırımsal diyebileceğimiz ürünlerde taksit sınırlamasında devamlı bu oluyor. Yani biz artık e-ticaret olarak bizim bu konuda sistemlerimiz bile hazır. Neye taksit otomatik yapılabiliyor, ne yapılamıyor konusunda bu konuda biz hazırız. Tüketici genelde şunu yapıyor, bu taksit sınırlaması gelen ürünlerde daha bütçesine uygun, yani aylık taksitine uygun olan ürünlere yöneliyor. Gene televizyon ihtiyacı varsa o televizyonu alıyor. Ama işte 65 inç televizyon yerine bu sefer 50 inçlik televizyon oluyor ya da daha ucuz bir markaya yönleniyor. Ama tüketim gene de devam ediyor. Sadece o tüketicinin aylık taksitinin kendi bütçesine göre uygun bir şekilde olması gerekiyor. BDDK bunu zaten dönem dönem yaptığı için biz eskiden de bunları çok yaşadık. İleride de değişikliklerin devam edeceğini de bekliyoruz. Şimdi TÜBİSAT'ın burada araştırması vardı. Geçen sene %45 pazarın büyüdüğüne dair. Ben rakamları teyit etmenizi rica edeceğim. Pazar büyüklüğü geçen sene neydi ve bu yıl için konulan hedefler ne? Şimdi geçen senenin aslında Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'nın Etbis sisteminde tam rakamı veriyor. Geçen sene 240 milyara yakın bir e-ticaret hacmi var. Tabii bunun içinde e-ticaret dediğimizde yemek teslimatı da var, uçak da var, seyahat de var. Biz bunun bu sene bir yani tüm bu rakamlarla özellikle
Temmuz'dan itibaren seyahatin de, yani çok neredeyse sıfırlara vurmuş olan seyahat kategorisinin de gelmesiyle beraber biz bu sene bir %40'larda gene büyüme bekliyoruz. Bu da bizi 350 milyarlar, 400 milyarlara doğru görüyoruz. Bunun içinde tabii fiyatların artışı da bir konu. Sepet ortalamalarının artışı da bir konu. Dün üretici endeksi zaten açıklandı. %40 zaten üretici endeksinde bir artış var. Bunun daha fiyatlara yansıması önümüzdeki aylarda olacaktır. Özellikle e-ticaret tarafında. Çünkü hala stoklar var. O stoklar eridiğinde, yeni stoklar geldiğinde fiyatlarda da bir artış bekliyoruz Güzel Hanım. Peki Emre Bey, büyük markaları tabii ki sıklıkla görüyoruz ama KOBİ'lerin e-ticaretteki gelişimi, e-ticaret tarafında var olma istekleri, farkındalıkları nasıl? Oradaki trendi nasıl okuyorsunuz? Şöyle, pandemiden önce Türkiye'de 70 bin tane e-ticaret yapan firma vardı ve bunun %90'ından fazlası, belki daha da fazlası aslında KOBİ. Ve KOBİ'ler e-ticaretlerini kendi sitelerinden yapsalar bile ağırlıklı da pazar yerleri üzerinden yapıyorlar. Mart 2021 rakamı var elimizde. Bu 70 bin olan KOBİ sayısı diyelim 270 bine çıktı. Yani çok ciddi bir şey tarafında, KOBİ tarafında ürünlerini, kimisi üretici, kimisi tüccar, ürünlerini dijitalden satma isteği var. 270 binin de daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü KOBİ'lerde artık bir aydınlanma oldu. Dijitalde ürünlerini hem de coğrafi sınırları da aşarak hem Türkiye içi hem Türkiye dışı. Dolayısıyla biz bu 270 bin rakamının sene sonunda 300 binleri geçeceğini umuyoruz. Peki buradan gelelim, biraz da yatırım tarafını konuşalım. Çünkü o taraftaki M&A hikayeleri, exitler, yatırımlar, son dönemde e-ticaret platformlarının yurt dışına açılması, Amerika borsalarına kötü olması, birçok haber var. Dolayısıyla biraz hani daha böyle girişimci kafasıyla, girişimci gözüyle bakacak olursak oradaki yatırım iklimi ne olacak? Yeni birleşmeler, satın almalar olacak mı? Orada beklentiler nasıl? Şu anda çok sıcak bir pazar Türkiye e-ticaret pazarı. Hem yabancı yatırımcılar için hem de Türkiye e-ticaret firmalarının yurt dışına açılması için. Bu ama yeni bir şey değil. Yani ta bundan 13-14 sene önce eBay ilk yatırımını geldi Türkiye'de gitti gidiyoruz satın olarak yapmıştı. Rocket Internet geldi. Güney Afrika'dan Naspers grubu geldi. Alibaba geldi. Trendyol'a yatırım yaptı. En son hepsi burada da işte geçen hafta Nasdaq'ta halka açıldı. Getir yurt dışında operasyonlarını başladı. Gene yabancı yatırımcılar ve yerli yatırımcılarla da beraber. Biz yatırım tarafında da bir yavaşlama beklemiyoruz. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomi, bir tüketim ekonomisi var baktığımızda. Genç bir tüketim ekonomisi. Burada modellerin denenip yurt dışına da açılabileceği kadar büyüklükte bir pazar olduğu için yatırımlar sıcak. Önümüzdeki dönemlerde de değişik halka arzlar ve birleşmelerde bekliyoruz. Emre Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Güzel Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun. Elektronik ticaret iş